Medya Baronuna hoş geldiniz. Bu videodaki konumuz insansız savaş uçağımızın yani Baykar Mius'un rakipleriyle karşılaştırması. Bildiğimiz üzere dünyada Siha yapabilen çok az ülke var. Mius seviyesinde yapabilense neredeyse yok. İşte bugün ligin tepesindeki o yapabilenlere bakacağız. Baykar Miusu bitirdiğimizde hangi seviyede olacağımızı görmek istiyoruz. Peki öyleyse Mius düşündüğümüz kadar güçlü mü? Ligin jet motorlu baba ihasını yapabildik mi veya kim hangi kısımda daha güçlü? Jet motorlu baba ihaları karşılaştırmaya başlayalım. 3 Büyük Askeri Güç Amerika, Rusya ve Çin her bir devletin uzman olduğu alanlar var. Mesela Rusya savunma sistemlerinde öndeyken Amerika ise uçak yapmakta daha başarılı veya Çin ucuz ve güçlü silahlar üretebilmekte. Bu şekilde aralarındaki güç dengeleri oturaklı. Çünkü gelişim sürecinde kazanılan teknolojiler ele geçirilmesi kolay sistemler. Mesela bir motoru fazlaca para harcayarak tersine mühendislikle yapabilirsiniz. Aslı kadar iyi olmaz ancak size kısa süreler idare etmeye yeter. Fakat tüm bu askeri platformları devirebilecek bir domino taşı var. O da insansız sistemler. Size basit bir işmiş gibi gelse de durum pansir vurmak veya vurmamak değil. Milyarlarca yıllık askeri tarihte ilk defa otomatik araçların kullanıldığını görüyoruz. Biz bu kadar ince ve keskin bir çizginin tam içindeyiz. Bu da demek oluyor ki her devrim gibi bu da başlangıç olacaktır. Yakalayanlar hakkını alır, kaçıranlarsa pastanın kendisi olur. İşte bu gelişimi yakalayan ülkelerin sayısı gerçekten çok az. Bakıldığı zaman Rusya, Çin, Amerika ve bizim dışımızda ciddi bir şekilde yapan yok. Fransa, İsrail gibi devletler bu işi biraz daha geri plana atmaktalar. Bu bizim yararımıza olur. Devamında bu silahların efektif kullanılma mevzusu var. Rusya ve Çin sadece üretip test yaparken biz deneyim etmekteyiz. Vurulan onlarca hava savunma sistemi, yüzlerce tank bunun içine dahil. Amerika'nın bu konuda öncü olmasının sebebi de bu. Yıllarca sihalarla Afganistan gibi yerlerde avcılık yaptılar. Ama gelin görün ki ne kadar ileri de olsak hala rakiplerimiz var. Çin ve Rusya büyük boyutlarda insansız savaş uçakları üretmekteler. Üstelik radar görünümlerinin de düşük olduğu iddia edilmekte. Yani bizim hedeflerimizden uzaktalar. Ancak seviye kıyaslaması yapıldığı zaman da arada pek bir fark yok. Çünkü onlar uçaklardan aldıkları birikimlerle beraber büyük insansız platformları hızlıca yapabildiler. Uçaklarında kullandıkları jet motorlarını sihalarında kullanmışlar. Bunun yanında hayatında uçak yapmamış, jet motoruyla fazla çalışmamış Türk Baykar ne yapsın? Tabii ki deneyim kazanması gerekli ve bu yolda ilerliyoruz. Ama ne kadar ilerledik? İşte geliyoruz. Şu anda yapımına başlanan Baykar Miusu yani milli jet motorlu insansız hava aracımızı diğer baba ülkelerin araçlarıyla kıyaslamaya. Baykar Mius bittiği zaman elimizdeki en teknolojik insansız araç olacak. Yani şu an elimizdekinin en iyisi bu diyebiliriz. Hangi özelliklerde yapılacağını da biliyoruz. O zaman bu özellikleri Amerikan ve Rus sistemleriyle kıyaslamaya geçebiliriz. Başlangıçta dürüst olmak gerekirse bizim bu konuda iyi olmamızın 3 tane nedeni var. Ve bunu ayırdığımız zaman 2 kategori var. Bir tanesi siha, diğeri ise insansız savaş uçağı. Biz sihaları ve tihaları geliştirmekteyiz. Bunlar da uzman durumdayız. Temel 3 nedeninden biri de bu işe çok erken başlamış olmamız. Biz başlangıçta siha yaparken destek alabileceğimiz ülke bile yoktu. Bu sebeple yaptığımız iş çok özgün durumdaydı. Diğer sebepse fon sağlanmış olması. Kademeli gittiğimiz için maliyet problemleri olmadı. Devlet herhangi bir nedenle de parayı aksatmadığı için proje hızlı gitti. Bunların dışında en önemli yegane sebepse yazılım ekibi. Mesela Selçuk Bayraktar 2005 yılında verdiği demeçte herkes destek verilirse en iyi oluruz kısmını almış. Fakat önemli kısım orası değil. Önemli olan yurt dışında bu iş yapanların bizden farkı olmadığını söylemesiydi. Çünkü 10 sene sonra girecek şeyi ben yapıyorum veya benim gibi arkadaşlar yapıyor. Orada Fransız yapıyor, Ermenisi yapıyor, işte İsrailisi yapıyor. Yani bir öğrenci veya mühendis ekibi bu sistemleri yapmaktaydı. O da orada eğitimini almıştı ve gerçeği görmüş, işin tüm bittiği noktanın yazılım olduğunu biliyordu. İşte bugün olduğumuz seviyenin başlangıç noktası da bu tarihtir. Aynı şekilde insansız uçaklara adım atacağımız tarih Mius'un uçtuğu gündür. Çünkü bu sihalardan ayırdığımız farklı bir konu. Örnek verecek olursak, Akıncı veya TB2'de 4-5 tane sorunla mücadele ediyorsak, Mius'ta bu sayı 30-40 civarında olacak. Jet motorlu bir araca geçiyoruz. Üstelik Baykar firmamızın bu konuda tecrübesi yok. En basitinden Mius saatte 800 km hızla gidecek. Baykar bunu daha deneyimlemedi. O yüzden Çin, Rusya ve Amerika gibi ülkeler için bunlar problem değil. Motor sıkıntıları yok ve tecrübeleri var. Ufak tefek gelişimlerle beraber yapımında bizim kadar zorlanmayacaklar. Yani şimdi sihaları kıyasladığımız zaman neden böyle derseniz cevabı burada. Karşılaştırmaya gelirsek 3 baba aracı ele aldık. Bir tanesi Rus S-70 Okotnik, diğeri Amerikan Predator C Avenger ve sonuncusu bizim Mius. Bu araçlar üç ülkenin en ileri sistemlerinden. Birbirlerinin muadili değiller ama burada muadil karşılaştırmıyoruz. Ülkelerin ileri seviye jet motorlu sihalarını karşılaştırıyoruz. Bakalım kim ne yapabilmiş? Tasarım olarak bakarsak 3 sistemde modern çağa yakalayan iyi birer tasarıma sahip. Mius hariç 2 sistemin 20 metre kanat açıklığı var. Mius tam olarak netleşmeden buna cevap vermek zor. Lakin biraz daha ufak olduğunu bilmekteyiz. Buna bağlı olarak da Mius ve Rus S-70'in kanat alanı oldukça geniş yapıda. Sadece Avenger'da standart ince kanat yapısını görmekteyiz. Bu aerodinamik tasarımı destekleyen bir nitelik değil. Uçağın yapılış amacından ağırlığına kadar değişen bir özellik. Zaten bu tasarım konuları bizim için önemli değil. Asıl mevzuya geleceğiz. Bundan önce de motor ve teknik birkaç şeye daha girelim. Üç sisteme de baktığımız zaman motor konusu oldukça ilginç. Avenger hariç motora önem veren bir jet motor yok. Amerika tarafı motoru doğrudan gövdenin içine gömmüş. Yani motor gövdenin dışından bakıldığı zaman görülmemekte. İtkinin çıktığı bölge dışında bir boşluğu yok. Bu da görünmez karakteristik açısından çok önemli. Ancak diğer iki sistemdeki motorlar oldukça gürültülü. Mius ve Rus S70 aynı aileden gelen aynı tip motoru kullanmakta. Güçlerinde bir kayıp olmasa da radar ekosunu oldukça bozan bir yapıdalar. Fakat motor yapmak en zor işlerden biri olduğu için zahmete gerek yok. S70'te ilerleyen dönemlerde bu sorunu çözebilir. Fuarda görülen modelde motor kısmı kapatılmış. Bizde ise bu konuda özgün bir çalışma şimdilik yok. Mius buna müsait mi hiç belli değil. Yani tüm bu olanlara karşı Amerikan Avenger motor konusunda galip geldi. Tabi bu Avenger'ı üstün kılmak için yeterli değil. Radar ekosu ve yakıt sarfiyatı dışında sistemlere bir faydası yok. Bu yüzden teknik kısımla devam edelim. Bakarsak teknik bölgeyi iki kısma ayırmaktayız. İlk önceliğimiz sensör ve aviyonikler, diğeri ise uçuş bilgileri. En baştan gidecek olursak, MIUS diğer iki sistem oldukça dolu ve başarılı. Lakin burada öne çıkan taraf Avenger. Özellikle SIGINT istihbarat görevleri için Avenger oldukça gelişmiş bir silah. Elektronik harp ve destek konusunda da rakiplerinden önde. Çok modlu radar ve gelişmiş optiklere sahip. Teşhis konusunda oldukça yetenekli. Rus tarafı da aynı şekilde ama Avenger kadar geniş olması mümkün değil. Amaçları doğrultusunda bu kadar sistemi S-70'e dolduramazlar. Bizim tarafımızdaysa aslında durum kötü değil. Avenger'da ve s 70de IS radar yokken Mius'ta IS radar olmasını bekliyoruz. Bu yine miusu üstün kılmaz fakat tek başına dolaştığı durumlarda canavara dönüşebilir. Tabi yanlış anlaşılmasın bir anda Mews'u övdük ve gömdük. Burada işleyiş farklı. Sensör konusu başka, radar başka. Radarda önde olsak da sensör ve aviyonik konusunda ABD ve Ruslardan biraz gerideyiz. Objektiflik adına bunları söylemek zorundayız. Bu kısımda da yine Avenger arkasından S70 öne çıkmış oldu. Sırada asıl sonucu koyacak kısım var yani uçuş bilgileri. Avenger burada 8,5 tonluk bir kalkış ağırlığına sahip. Bunun 3,5 tonluk bölümünü yakıt oluşturmakta. 1600 kilolukta faydalı yük kapasitesine sahip. Tüm bunlara bağlı olarak saatte 700 km hızla 20 saat havada kalabilmekte. Bizim Mius'ta ise bu sayılar daha geride. 5,5 ton kalkış ağırlığına ve 1,5 tonluk bir faydalı yük oranına sahip. Ağırlığına göre fazla yük aldığı için seyir süresi en fazla 5 saat olarak kalmış. Üstüne Avenger bunları 15 kilometre irtifada yapabilmekte. Mius'ta maksimum 12 kilometrede. Arada fark var. Bu da motor ve sistemlerin gelişim oranına bağlı. Mesela s çok büyük olduğundan 6000 kilometrelik bir menzile sahip. Gezgin füzesinde yer alan motorun bir tipini kullanmakta. Dediğimiz gibi olay motora bağlı olsa da genele yayılan bir durum doğrudan yakıt ve yük miktarına da bağlı. Ki S70 bu konuda epey önde 20 tonluk bir boş ağırlığa sahip. Gövde içinde de 1,5 tonluk silah taşıyabilmekte. Her şey devletin ve ordunun isteğine göre tasarlanmış. Fakat günün sonunda iyi olan kazanır. Mesela bir bölgeye saldırı yapılacak olsa şu anki halleriyle Avenger bu operasyonu diğer rakiplerine göre önde bitirir. Çünkü radar ekosu az, maliyeti düşük, sensör ve aviyonikleri üst düzey. Mius da bunu yapabilir ama SIGINT veya gelişmiş sensörlere sahip mi? Ya da menzili bu görev için yetecek mi? Rakiplerine göre menzili yarı yarıya daha az. Sadece S70 bir tık bu görevi üstlenebilir. Peki baktık ama her şeyde gerideymişiz. Hiç mi öne çıktığımız yer yok? Var. Baykar'ın yıllardır deneyim sağladığı yapay zekası ve uçak avlama konusu var. Mesela uçaklarla it dalaşına girmek enerji ister potansiyel güç ve G kuvveti gerektirir. Bunu sağlayan tek jet ise Mius. Diğer jet sihalar da hava alıkları üst kısımda. Bu havanın kesilip manevra kabiliyetinin düşmesi demek. Ancak Mius'ta da daha yanlara konulmuş. Üstelik manevra kabiliyetini tavana çıkartan üst kısmında küçük kanatlara yer verilmiş. Bu da demek ki Mius belli oranlarda enerji toplayıp müdahale yapabilir. Uçak vuramayacak olsa enerji ihtiyacı olmazsa böyle tasarlanmazdı. Her şeyden önce de Mius bir ISA radara sahip olacak. Bir yerden bilgi almayacak. Diğer iki SİHA'ya nazaran hava hedeflerini bulup yapay zekasıyla imha etmesi mümkün. Sonuç olarak 3 sistem de oldukça başarılı ürünler. Ancak Amerika ve Rusya'nın uçak aviyonik tecrübeleri dolayısıyla Mius'un bazı konularda geri kalması normal. Biz daha uçak yapmadık. Bu kadar büyük jet motorlu SİHA'ları yapacağımız dönemler de gelecektir. Yine de kendimizi dev aynasında da görmeyelim. Birlikte Amerikan ve Rus sihalarına baktık, durumu gördük. Hala geride olduğumuz yerler var. İşte bunları da daha fazla çalışarak, ter dökerek çözeceğiz diyelim ve videoyu bitirelim. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Ben Medya Baronu ve herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.